Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Solo Türk kurucusu ve Türk Hava Yolları pilotu Sayın Sedat Yalın Ahbap. Kendilerini bir iki dakika içerisinde yayınımıza davet edeceğiz. Bundan önce biz sizlerle yeniden görüşmenin mutluluğu ve sevinciyle olduğumuz için ayrı bir mutluluk var içerimizde. Şu anda cümleleri de toparlayamıyorum. Aylar sonra arkadaşlarımızı gördük. Birlikte olduk. Gelecek için okul açıldığında planlarımızı yaptık. Tekrardan sizleri de aramızda gördüğümüz için şu anda mutluyuz. Sorularınız varsa YouTube'da videonun altında yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Sorularını bizzat konuğumuz takip edecek ve kendisi direktmen cevaplayacaktır. Evet arkadaşlar, sizlerin demek istediği bir şeyler var mı? Herkes hoş geldi. Evet. Mehmet abi, senin şu an canın. Evet. Şu anda konuğumuz da geliyor galiba. Evet, Mert arkadaşımız da geldi. Mert, sen de hoş geldin tekrardan aramıza. Hoş bulduk. Evet. Şu anda konuğumuzu da bir iki dakika içerisinde yayına alacağız. Daha nice canlı yayın konferanslarımız olacak arkadaşlar, değerli misafirlerimiz. Bölüm hocalarımızla da konferanslar yapacağız. Şu anki COVID-19 pandemi salgını hakkında ve havacılık hakkında konuşmalar yapmayı planlıyoruz. Bölümümüzü tanıtmayı planlıyoruz. Bunlar için de güzel konferanslar düşündük. Ufak bir videomuz olacak. Tanıtım videosu. Konuğumuzu davet etmeden önce.
Evet, şu anda konuğumuzu da davet edeceğiz ve Yalın Ahbap sizlerle. Evet arkadaşlar, merhaba. Duyabiliyorsunuz herhalde beni. Duyan birisi bir el kaldırsın, duyulduğumu anlayayım. Sadece. Evet abi, sesin geliyor abi. Herkes duyabiliyor. Herkese tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi, hoş geldin. Sizinle beraber burada olmak çok güzel. Öncelikle bu... Yayınlar kopuyorsun. Koptum herhalde ben bir ara. Tamam, tekrar geri geldim şimdi. Evet, sizinle burada olmak çok güzel arkadaşlar. Duyuyorsunuz değil mi hala? Evet, geliyor abi. Evet, tamam. Özellikle bu geçirdiğimiz sıkıntılı günlerde normalde gelip sizi orada ziyaret edecektik ama en azından böyle biraz daha fazla kişiye en azından ulaşmış olduk. Bir yandan da buradan girmeye çalışıyorum. Yorumlarınızı görüp elimden geldiği kadar cevaplayabilmek için. Bu akşam ne konuşacağız? Bu akşam değişik bir video sürprizimiz var size. Ben daha önce Instagram'dan ve Facebook'tan söylemiştim. Tamamen evde bu daraldığımız zamanlarda arşivini düzenlerken tamamen şans eseri denk geldim. Bir tane CD'ye rastladım. Bu CD'de ta 1999 yılına beni götürdü. Orada değişik bir tecrübe yaşamıştık. Çoğu insanın merak ettiği nasıl oluyor diye. Şimdi onu da sizinle birazdan paylaşacağım. Onun haricinde videoları burada Mehmet yönetecek. Benim elimde bilgisayarla bunları tam yapamadığım için çok daha aşina değilim. Onun haricinde yine bir tane gösteri demeyeyim de bir yerden bir yere intikal ederken giderken kaydettiğimiz bir videoyla ilgili çoğu insanın aklında bir soru işareti vardı. Onları ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bir resim vardı. Bunun haricinde genel lavacılıkla ilgili sorularınızı elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Bir gün döndüğünce merak ettiklerinizi açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. Sizlerle maksimum beraber olup keyifli zaman geçirmeye çalışacağız. Şimdi burada moderatör birden fazla arkadaşımız var. Ben onları görüyorum. Başkalarını görebiliyor muyum onu da bilmiyorum. Çok hakim değilim bu olaya. Yavaş yavaş isterseniz sorularınızla başlayabilirim. Buradan takip etmeye çalışıyorum. Evet, tişörte doğru tespit gelmiş İlyas Bey'den. Seviyoruz. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrardan seni aramızda görmek bizi mutlu etti. Keşke yüz yüze olsaydı. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Malum bir salgın hastalık var. Dünya geneli artık pandemi Evet. hastalık olarak şey oldu. Biz de konferansları YouTube üzerinden yapmaya kararlaştırdık. Sen de bizi kırmadığın için tekrardan aramıza hoş geldin abi. Ben teşekkür ederim. Konferanslara biz genelde soru cevap halinde ilerliyoruz abi. Tamam. İlk soruyu Kübra arkadaşımız soracak. Müsaadenizle sorayım isterseniz. Hazırım, dinliyorum. Solatürk'te neden hiç kadın subay yok? Kadın pilotlarımız mı tercih etmiyor yoksa genel bir kuralı mı var? Şimdi jet pilotlarından zaten kadın subayımız oldukça az. Bununla ilgili Solotürk'te uçmaya aday olunması için yapılan başvuruların arasında kadın subaylarımızdan vardı bir tane. Ama Hava Kuvvetleri'nin inisiyatifinde gerek rütbe itibariyle gerek yani birçok şeye bakılıyor o seçilirken. İşte rütbesinin çok fazla büyük olmaması lazım devamlılığının olması için. Daha birçok kriter var ama yetenekle ilgili Kübra sana net bir şekilde söyleyebilirim. Hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. İnşallah ileride kadın subaylarımızı da görürüz ama tabii ki böyle bir ayrımın olması söz konusu değil. Sadece yeterli aday yok diyelim o zaman. Pekala, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, soruları için arkadaşımıza teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Bir de Mehmet abinin de birkaç sorusu olacak abi. Onun da çok merak ettiği Instagram'dan, YouTube'dan veya başka mecralardan gelen sorular vardı ona. Tamam. Evet. Mehmet abi sendeyiz. Mehmet nasılsın? İyiyim. Çok sağ olun Yalın abi. Mehmet'le var mı bizim daha önceki tanışıklığımızın ne kadar önceye gittiğini bilen ekibin arasında? Vardır herhalde diye düşünüyorum.
Değil mi Mehmet? Çok uzun zaman oldu herhalde. 10 seneye aynen. Gittik değil mi? Devirdik abi. Rahat var. Evet, sonra bakalım. Abi 2013 yılında unutulmaz bir şey yaşanmıştı. İngiltere Air Show'una katılmak için Belçika üzerinde Air to Air çekimi yapılmıştı da. Evet. Bunu kısa olarak hani video olarak da göstermek istiyorum. Buradaki anınızı anlatma şansınız anlatabilir misiniz? Tamam. Şöyle yapalım istersen. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. Videoyu iptal edelim Mehmet. Sadece fotoğrafı sen bize paylaşabilirsen. Ekran görüntüsü aç. Ben o anda anlatmaya başlayayım. Veya ekran tabii görüntüsü. Ben buradan paylaşamıyorum çünkü fotoğrafını. Sen ben tabii anlatırken fotoğrafı paylaş istersen. Tamam, veya olabilir. Şöyle yapalım. Videoyu aç. Sesini kıs. Video oynarken ben olayı anlatayım. Olur mu? Olur. Tamam, öyle yapalım. Şöyleydi, tamamen koordinasyonlu bir şekilde biz İngiltere hava gösterisine giderken Weddington'ı yanlış hatırlamıyorsam bir hava fotoğrafı çekimi yapılmak istendi. Hava yollarından giderken belli bir süre boyunca hava yollarından çıkıp tamamen izin alınarak, koordinasyon kurularak oldukça 2-3 ay kadar zaman alan bir koordinasyon oldu bu. Çünkü çok fazla trafiği koordine etmek gerekiyor, hava sahasını koordine etmek gerekiyor. Mehmet sen bu arada istediğin zaman açabilirsin. Bunları açtım. Tamam. Ben de bakayım YouTube'dan. Biz şu an göremiyoruz. Sen açtın mı? Ben göremiyorum. Ha, şimdi açılıyor herhalde. YouTube'dan çıkmadı yalnız şu anda. Doğru mu? Şu an yayında. Tamam, süper. Evet. Havadan giderken hava yolundan Yusuf Kurt'la beraber hava yolundan izinle ayrıldık. Bir tane özel jetle buluştuk. Özel jetle buluştuktan sonra göstermiyor herhalde değil mi? Evet. Özel jetle buluştuktan sonra bizimle çekim yapmak istediler. Sadece keseceğim. Burada ben YouTube'a bakıyorum ama göremiyor olmam normal mi şu anda benim? Onur. Evet abi. Görüntü bir 4 saniye sonra yansıyor YouTube'a. Ha, okey, görüyorum şu an, tamam. Evet, ondan sonra bu çekimleri yaparken hava yolundan ayrıldık. Özel jetin pilotuyla koordine ettik. Onlara hava fotoğrafı çekeceğimizi söyledik. Onlar da tabii ki normal bir hareket bekliyorlardı. O hareketi beklerken ben bir sürprizimin olduğunu söyledik onlara. Gayet emniyetli bir şekilde bir anda, hiç beklemedikleri bir anda ters tuşa geçtim. Yaklaşık 20-25 metre irtifada yakıt tankları doluyken oldukça ağırlaşıyor uçak. Orada çok stabil tutmak gerekiyor. Birazdan görüntüye de gelecek, şimdi göreceksiniz zaten. Daha sonra Yusuf hemen yaklaştı. Hiç gerçekten çekilmesi zor. O irtifada, o süratte güzel bir fotoğraf ortaya çıktı. Gittiğimiz konferanslarda veya anlatım yerlerinde bunu oldukça fazla ben fotoğrafı koydum. Okullarda, liselerde, üniversitelerde. Genelde ağırlık %70 oranında Photoshop olduğuna inanıyor ama değil. Gerçek bir hikayesi var ve oldukça keyifli bir çekim olmuştu bizim için. Bu şekilde güzel bir anımız oldu. Ekip bu arada dünyaca ünlü Aviation Photo Crew ekibi. Çok az ekiple çekim yapıyorlar. Hakikaten özel rezervasyon gerekiyor onlarla çekim yapmak için. Ama sağ olsunlar, biz onlara yerine onlar bize çok ciddi ısrarda bulunmuştu bu çekimi yapmak için. Biz de mutlu bir şekilde gerçekleşti. Çok keyifli olmuştu. YouTube'dan kendimi biraz geç seyrediyor olmam normal değil mi? Evet abi. Tamam, süper o zaman. Devam edebiliriz. Filmi kesebiliriz istersen Mehmet. Evet, sıradaki gelsin. Kim geliyor? Evet, Mehmet abinin bir sorusu daha vardı galiba. Aynen. Evet. 29 Ekim 2013 yılında Hatay gösterisinde siz uçmuştunuz. Evet. Gösteri uçuşun sırasında Hatay halkından ne gibi duygular hissettiniz? O bizim için çok değişik bir gösteri oldu. 30 Ağustos'tu yanlış hatırlamıyorsam değil mi Mehmet? 30 Ağustos gösterisi. 29 Ekim. 29 Ekim gelmiştiniz. Ha, tamam, doğru söylüyorsun. 29 evet. Ekim, doğru. 30 Ağustos olsa sıcaktan nefes alamazdık. Daha net hatırlamam lazım zaten.
Evet, 29 Ekim gösterisi. Son anda çıkan bir gösteriydi o bizim hava kuvvetlerinin görevlendirdiği. Biz de çok 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 mutlu olmuştuk gerçekten. Adana'ya İncilik Hava Üssü'ne geldik. İncilik Hava Üssü'nden kalkıp icra ettik yakın olduğu için. Şehir üzerinde yaptığımız nadir gösterilerden bir tanesiydi ama gerçekten çok ciddi talep vardı Hatay'dan valilik nezdinde. Dolayısıyla mümkün olunca dikkat ettik. Mümkün olunca gerekli önlemlerimizi aldık. Ve çok keyifli bir gösteriydi. Şimdi yerden gözükmeyen orada şunlar var. Bütün çatılar doluydu diyebilirim. Hatay'da genelde düz çatılar herhalde. Ben anlayamadım, insanlar güneşleniyor mu, serinliyor mu, ne yapıyorsa artık çok fazla düz çatı var. Bir tane alışveriş merkeziniz var orada. Onun çatısı ve çatısı doluydu yani. Terasta çatıya nasıl çıktılarsa çatıya çıkmışlar. Onun çatıları doluydu. Sokaklar doluydu. O nehir kenarının tamamı doluydu. Çok çok keyifliydi. Ben de gördükçe tabii havadan o kalabalığı gördükçe görüştüm. Bir de gösteri alanı olarak seyirciye yaklaşmak için biz arkada normalde bir fon olduğu zaman karanlık. Dumanınız, yaklaşma falan çok daha gözüküyor. Arkadaki dağ da olunca tabii ki. Evet, gösteri olarak zor oldu ama her seferinde o dağdan giriş yapmak gösterinin görsel zevkini daha da arttırdı. Ben çok keyif almıştım ama çok kalabalıktı gerçekten. Çok kalabalıktı. Keşke yerde olsaydım havada olacağım ama yer daha keyifli kesin. Yusuf'a sormak lazım. Evet abi. Sıradaki. Kim geliyor? Evet. Dur şuradan bakalım bir dakika. Burada ne varmış? Evet. F-16'yı özlüyorum komutanım. F-16 özlenmeyecek bir uçak değil arkadaşlar ama işte Solotürk'ün yanında getirdiği belli bazı ister istemez artık kendinize dikkat etmediğinizden olabilir ki ediyorduk genelde ama bazı deformasyonlar olabiliyor işte belinizde işte bu fıtık tarzı falan çok ilerlememekle beraber. Onlar sizi geri bırakabiliyor. Dolayısıyla özlediğiniz zaman her zaman öyle ulaşılabilir olmayabiliyor. Bunun haricinde yorgunluk çok fazla oluyor. Bir de belli bir yaştan sonra belki o yüzden işte biraz önce Kübra söylemişti ya bayanlar arasında genç yaşta olanlardan tercih etmek gerekiyordu. Dolayısıyla bunların hepsi bir faktör. Tabii ki özlüyoruz. F-16 özlenmez mi? Cevaplayayım mı buradan yoksa siz mi sorarsınız? Mert arkadaşımızın da bir sorusu vardı abi. Mert dinliyoruz. Onun galiba internetinde bir de ufak sorun var. Mert şu acaba uzaktan eğitimde derse giren öğrenciler gibi donmuş numarası yapıyor olabilir mi ya? Genel evet. Trend öyleymiş duyduğum kadar. Resimlerini çekip ya donmuş. Hocam sizi duymuyorum falan. Yani evet. Zaten buradan interneti de yoktu. Aynen abi oradan alalım. Tamam. Avar bokuna girmeye nasıl karar verdiniz? Arkadaşlar bu benim ortaokuldan beri bir hayalimdi. Gerçekten şu an istek mezunuyum ben. İstanbul'da olanlar bilirler. Dolayısıyla orada bile öğretmenlerime söylüyordum. Hala görüştüğüm çok yakın arkadaşlarım var. Onlar bile biliyorlardı yani. Bunu yapmak istiyordum. Çok mutlu. Benim için çok gerçekten neşe verici olay ki istediğim bir şey yapabildim. Dolayısıyla zaten başka bir amaç gütmüyorduk o zamanlarda. Serdar Hocam sormuş. Lütfen bunu. Evet. Evet. Şu an Serdar abi. Bir şeyler yazmış. Serdar'a çok teşekkür ediyoruz. Hep utandırıyor beni. Biz de teşekkür ederiz ona. Şu anda Mert geldi abi aramıza. Geldi mi Mert? Donuk musun? Yoksa, donuk. Evet donuk. O zaman abi. başka birisi sorsun sonra Mert'e geçelim. Benim bir sorum olacak. Bir ses kopukluğu yaşıyorum da şu an hani. Benim sesim net geliyor mu bilmiyorum da. Mert karıştırma yapıyor araya. Benim bir sorum olacak abi. Evet. Şimdi abi yıllardır uçuyorsun. İşte Solotürk'ü kurdun, Solotürk'le uçtun. Nice jet uçaklarıyla uçtun. Şimdi Türk Hava Yolları'nda uçuyorsun. Hiç böyle unutmadığın uçuş sırasında bir anın var mı? Yani sadece bir tane değil, birden çok var mı? Birden çok olmama ihtimali yok. Tabii ki var. Mesela çok enteresan gelebilirse bu kadar şeyle uçtuk. Dediğim gibi bir sürü badire geçirdik. Bir sürü kısmi tehlikeli olaylar geçirdik ister istemez. Tabii ki herkesin, her uçucunun başına geldiği gibi ama ya ben Cessna ile T-41 ile yaptığım yalnız uçuşumu hala hiç unutmuyorum. Ya hangi şarkıyı söylediğimi bile biliyorum yani. Bir kelam çıkmıştı o zaman siz bilmezdiniz. Burada bakayım. Evet tohum olmayan yok aranızda. Bir tek ben hayattaydım o zaman.
Mirkelam o zaman yeni meşhur olmuştu. İlk yeni çıkmıştı. Böyle koşarak bir klibi vardır onun. Ondan sonra bütün yalnız uçuş boyunca ben onu söylemiştim mesela. Kalktıktan inene kadar. O anı hiç unutmuyorum. O gün böyle hala hangi rengiye baktım, bakmam gerektiği, nereden dönecektim, nasıl inecektim hepsi %100 aklımda. Bir de o gün çok enteresan, avar bokuna girerken yalnız uçmadan giremiyordunuz. Yani T-41'de yalnız uçmanız gerekiyordu. Sabahın köründe uçuyorduk rüzgar olmasın diye. Benden önce 3 tane arkadaşımız yalnız kontrol uçtu. İşte avar bokuna giriş uçuşları için. Üçü de elendi. Dördüncü bendim. Gayet böyle süper bir motivasyonla gitmiş oldum, takdir edersiniz. Önünüzdeki üç işe elendikten sonra. Çok eğlenceli ve şekli bir şekilde. Ondan sonra öyle harika bir motivasyonla gittikten sonra Allah'tan sonu güzel oldu. Dolayısıyla o gerçekten unutmuyorum. O gün benim için çok özel yani. Peki abi, teşekkür ederiz. Bir sorum daha var abi, ama istersen YouTube'dan soru varsa soru alalım. Bakalım. Yoksa ben sorumu. Beni tanıyan yolcularla yolcu oluyor mu? Oluyor. Ben de çok mutlu oluyorum onlarla görüşmek için. Ama biliyorsunuz kokpite giremiyoruz. Bunu geçen Mustafa'larla yaptığımız programda da söyledik. Kokpite giriş evet. Yasak. Dolayısıyla mümkün olunca ben dışarı çıkmaya çalışıyorum. Anılarımızı değiş tokuş yapıyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Mümkünse biraz resim çekiyoruz. Keyifli oluyor. Herkesi beklerim. Ama kokpitin içine değil. Evet. Başka? Heyecanlandıralım mı? Evet. Benim bir sorum daha olacak abi. Ya, sonra yavaş yavaş ana konumuza geçelim hadi. Bu sorumu sorayım, ondan sonra geçelim abi. Hadi bakalım. Ondan sonra her şey sende. Tamam, sor. Abi biliyorsun şimdi nasıl desem. Havacılık, daha doğrusu pilot olma benim çocukluk hayalim. Böyle bir jet sesi duyduğum zaman ben çıkardım balkona, hiç unutmam. O balkondan çocukken bu yaşıma kadar hala izlerim yani, bir jet uçağı uçtuğu zaman ya da normal bir sivil uçak uçtuğu zaman. Benim gibi pilotluk ateşi mi diyeyim, tutkusu mu diyeyim, tam artık tanımını da koyamıyorum. Çünkü ayrı bir şey. O gençlere veyahut bizlere önereceğim bir şey var mı? Tavsiyeler var mı? Ya da işte askeri alana girecekseniz bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sivil havacılığa girecekseniz bunlara dikkat etmeniz gerekiyor dediğin. Şimdi şöyle arkadaşlar. Dediğim gibi daha önce bir iki programlar yaptık. Orada da söyleyeyim. İlkini söyleyeyim öncelikle. İngilizce. Yani hangi alandan girecekseniz girin. Yani sivilden de girecekseniz, Milli Savunma Üniversitesi'nden de askeri pilotluğa da girecekseniz, nereden girecekseniz girin. İngilizceyle girmeniz lazım. İşin askeri boyutuna gelince tabii ki çok keyifli. İşte pilotluğu, yani eğer herkesin imkanı olsa bu keyfi yaşayabilse gerçekten çok güzel bir şey. Hakikaten. Yani hem hizmet etmenin verdiği gurur var, hem kendini tatmin var, manevi tatmin var, fiziki tatmin var. Her anlamda güzel. Görev tatmini var. O anlamda çok keyifli. Onu tavsiye ederim. İkisini de tavsiye ederim. Ama bunun için ciddi fedakarlık yapmanız gerekiyor. Yani öncelikle şimdi Onur, senin söylediğin gibi bu kadar isteyen bir insanın şu bilinçli olması lazım bu yola girerken. Bunu bir yaşam tarzı haline getirmeniz lazım. Yani belki öğrencilik kısımlarından başlayarak bu devam edecek. Bir pilot gibi yaşamanız lazım. Yani bu ne demek bir pilot gibi yaşamak? Arkadaşlarınla her istediğinde bekar olabilirsin, evli olabilirsin, hiç fark etmez. Bekar olduğunu düşünelim, gençsin, daha pilot oldun. Arkadaşlarınla her istediğinde her yerde gidip öyle saat sabah 4'lere 3'lere kadar gezemezsin, takılamazsın. Bunu hiç yapamazsın anlamında değil. Belli bir aile hayatı anlamında, özellikle sivil havacılık anlamında biraz sonra konuşuruz yine. Onları hiç konuşmadık, konularımızdan bir tanesi olsun. Hep herkes işin parlayan yönünü biliyor ama bunun bir de parlamayan yönü var. Dolayısıyla tam özgür iradenle hareket edemeyeceğin bir hayat ve bunu belli bir süre kısıtlayarak devam ettiremezsin. Bunu bir yaşam tarzı haline getirip böyle yaşaman lazım. Beslenmene dikkat etmen lazım, fiziğine dikkat etmen lazım, uykuna dikkat etmen lazım, ağzından çıkanlara dikkat etmen lazım. Sonuçta sen bir sıfat alıyorsun, bir title alıyorsun. Dolayısıyla insanlarla konuştuğun zaman diyor ki işte ya yüzbaşı işte Onur F-16'da uçuyor, işte F-35'te, F-22'de uçuyor vesaire dediği zaman sana bir bakış, adamın baktığı zaman ağzından çıkan kelimelerin doğru olması lazım.
her şekilde örnek temsil etmen lazım sonuçta halk önünde. Sonuçta seni okumuş, kendini rüştünü ispatlamış ve güzel mertebeye gelmiş bir insan olarak görüyorlar. Dolayısıyla yaşam tarzı kısmı çok önemli. Yine bu şimdi detaylarını özellikle sivil havacılık için merak ediyorsanız konuşuruz. Onu da dediğim gibi her zaman parlayan yönü yok. Parlamayan yönleri de var. Anladım abi. Evet. Teşekkür ederim. Ne demek? Asıl konuya geçmeden önce istersen YouTube'dan soru alabiliriz abi. Çünkü tabii. Bazı yorumlar geliyor. Sorular yukarıda kaldı diye. Tamam bakalım. Şimdi Milli Savunma Üniversitesi sınavına hazırlanmakla ilgili söylemiş. Göz kısıtları vesaire ilgili sorular gelmiş. Bunlar çok fazla geliyor bana. İşte bu DM dediğimiz özel mesaj yoluyla da geliyor ama bunlara çok net bir cevap veremiyorum. Benim size en net cevabım, yani sonuçta TSK sağlık yönergesi var. Bunu internetten indirebilirsiniz. Hatta yeni değişti. İnternetten indirdikten sonra onu elinize alıp derdinizle ilgili bir havacılık doktoruna giderseniz, artık her yerde var biliyorsunuz havacılık hastaneleri. Havacılık doktoruna gidip sağlık yönetmeliğinde, TSK sağlık yönetmeliğinde bakın bu bölümde böyle yazıyor, ben buna uygun muyum derseniz size net bir cevap verecektir diye düşünüyorum. Bunu en güzel böyle çözebilirsiniz. Onun haricinde benimle aynı kokpitte olacağını düşünen arkadaşlar varmış. Severek bekliyoruz. Her zaman. Her zaman bekliyoruz. Şurada bir tane vardı. Evet, zorunlu eve dönüş, hava kuvvetlerine geri dönüşle ilgili bir soru var. Zorunlu eve dönüş kimseye teklif edilmedi. Zorunlu olarak çıktı. Adı üstünde zorunlu eve dönüş. Ben sağlık sebeplerimden dolayı dönmedim. Onun da cevabını vereyim. Onun haricinde G ile devam edelim. Evet, asıl konumuza gelelim abi. Şimdi Instagram'dan veya Facebook'tan görenler varsa ben bir resim koydum. Dün galiba. Mehmet sen videoyu hazırla bu arada. Dün bir resim koydum. Hazır abi. Bu resim 7 Ağustos 1999 yılında bizim uçuş okulundayken, uçuş okuluna başladığımız zaman uçuş okulundaki uçaklara intibak edip edemeyeceğimiz, yani onlarla uçup uçamayacağımızı, pilot olup olamayacağımızı denemek için bize Eskişehir Hava Hastanesi'nde eski adıyla yapılan bir gyro lab denen uçak içindeki G ortamı simüle bir aletteki testti. Bunu hatıra olarak bize vermişlerdi sağ olsunlar. Oradan ben kendi videomu buldum. Öncelikle çok daha gençmişim. Nedense 21 sene önce, halbuki çok zamanla geçmemiş ama. Evet. Onu buldum. Ona baktık. O resim oradan. Şimdi tahminler olarak ilk önce söyleyeyim. Videoyu seyredelim. Ondan sonra tahminler üzerinde yorumlara birçok tahmin yazmışlardı. Oradan devam edelim. Mehmet sen videoyu başlat. Sesini kıs lütfen. Ben oradan anlatarak devam edeyim ondan sonra. Evet. Şimdi durdurabilir miyiz lütfen? Mehmet durduralım. Evet. Bu ben, gördüğünüz gibi. Şimdi orta tarafta GZ diye bir rakam yazıyor. Çok okunaklı değil tabii ki. O zamanın kalitesiyle bu VHS kasetlerden çekildiği için görüntü kalitesi ve kamera kaliteleri oldukça düşük, takdir ederiz. Ortadaki GZ yazan o anki anlık G. Sol tarafta tarih ispatı var gördüğünüz gibi. Evet. T-37 uçağını o zaman, şimdi artık uçmuyor biliyorsunuz. Onun yerine KT-1'ler uçuyor. Yakında kısmetse Hürkuş'u alacak. T-37 uçağını hazırlık için. Çünkü T-37 uçağı ne kadar subsonik, yani ses altı olup öyle çok görünüşünde çok G çekilen bir uçak gibi gözükmese de anlık G'si çok yüksek bir uçak. Dolayısıyla bize burada öncelikle artan G, takibinde de anlık G testi yaptılar. Şimdi ortaya bakarsanız Mehmet başlatabiliriz. Sesi kısa ben kısmen anlatayım. Evet, burada başlat lütfen. Evet, burada şimdi başladı mı? Evet. Ne oldu, bir durdu, bir saniye bakalım. Video yükleniyor galiba abi. Evet. Şimdi görüyorsunuz ortadaki G'de 1 G ile başlıyor. Artarak devam ediyor. Yanaklar yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Bize söylenen bir G manevrası var. Bu G manevrasında da gözleriniz, orada bir noktaya bakıyorum dikkat ediyorsanız aşağıda. Gözler karardığı zaman kendini, göğsünü sıkıp, bütün kaslarını sıkıp, işte tam böyle nefes vermeden nefes alıp o G'yi muhafaza etmeye çalışıyorsunuz. Tamam mı? Daha doğrusu o için kanın aşağıda göllenmemesini sağlamaya çalışıyorsunuz.
Ve böylece de bayılmamaya çalışıyorsunuz. Evet, fotoğrafın cevabını veriyorum. Biraz önce gördünüz zaten. Cevap 5.4. Sadece 5G yani. O 100 o hale geliyor. Şimdi burada durduralım Mehmet. Tamam, devam etsin, boşver. Evet, burada da anlık G geliyor. O deminki artarak 1, 1.2, 3, 4, 5, 2, 2.1 diye devam ediyordu. Bunda da anlık olarak 1G veriyorlar. Onla da girerken ilk önce kendisi çılgın gibi kasıp öyle girmeniz gerekiyor. Şimdi kastık giriyoruz. Evet. Burada okunmaması bizim avantajımıza. Bakayım Eda. Bitti şu anda. Duralım burada Mehmet. Görüntü kalsın. Durdur lütfen. Evet. Eda, o deminki görüntüde kaç G'ydi sence? O kendimi sıktığım yerde. Çılgın gibi yüzümün düştüğünde. Bence 5 küsur olabilir. 3.5. Ben daha yüksek gibi düşündüm. Evet. Şimdi buradan bayağı hangi noktaya tepki geleceğim? Evet. Buradan hangi noktaya geleceğim? Bu Cairo ile girdiğimizde daha önce hiç hayatımızda G ile karşılaşmamıştık. Bu soru çok geldiği için buradan bu görüntüyü bulmam güzel oldu. O yüzden paylaşmak istedim sizinle. 9G öyle tak diye 9G'ye alıştığınız bir vücut yok. Yani çok süper insanlar varsa ben tanışmadım, bilmiyorum. G vücudunuzun yavaş yavaş kabul ettiği, kaslarınızın hafıza geliştirdiği, vücudunuzun alıştığı bir değişiklik vücudunuzda, fizyolojik bir değişiklik. Dolayısıyla bu 3.5'ta bile, gerçi ben çok zorlanmamışım, orada gülmemin sebebi o muhtemelen. Ama 5'te gözleriniz kararıp o manevraya başladığınızda, biz gösteriyor o manevraya belki 7.5-8'den sonra başlıyoruz. Ne oluyor artık, yılların verdiği tecrübeyle, bu tecrübe bilişsel bir tecrübe değil, vücudunuzun kas hafızası ve fizyolojik gelişimiyle ilgili bir tecrübe. Dolayısıyla vücut G'ye alışıyor ama bir yere kadar. Gidip 8G'de, 7.5G'den sonra artık ne olursan ol, o biraz önce gördüğünüz manevrayı yapmadan bilincini koruma şansın çok fazla yok. Dolayısıyla bunun tabii ek yardımcıları G, suite dediğimiz aşağıda giydiğiniz uçaktan G'ler arttıkça kompresör hava basıncı sağlayan sistemler var ama bunlar tabii en fazla 1G'ye kadar etkili. Dolayısıyla esas olay sizde bitiyor. Esas olay bunu yapabilmen için, kaslarını sıkabilmen için antrenmanda, sporda ve uykusuz kalmamanızda bitiyor. G'nin olayı bu. Peki abi, birkaç gelen soru vardı. Şimdi uçarken Solo Türk gösterileri zamanında senin videolarını da görüyorduk. İşte evet. G yaparken ya da nasıl desem, uçak ters takla atarken, attırırken daha doğrusu, böyle G kuvvetinden yüzün falan hep böyle kızarıyordu. Mehmet bulabilirse koysun, arasın bu arada. Biz sen bunu kaldır istersen Mehmet. Onu koyabiliyor musun bilmiyorum. Bir bak bakalım. Evet, şöyle. Bunun bir de negatif G'si var Onur. Negatifte de nasıl bunda kan aşağı gidiyorsa, yanaklar şu şekilde demin gördüğünüz çöküyorsa, bu sefer de her şey yukarıya doğru gitmeye başlıyor. Benim kızarmamın sebebi artık yapımdan dolayı, kafada saç da olmadığı için bütün kan bu sefer beyne doğru gitmeye çalışıyor. Buna karşı yapabildiğiniz bir hareket yok. Bunu engelleyecek bir şey yok. Çünkü negatif G normalde jet pilotlarının yapmadığı bir şey. Bu sadece gösteri uçuşlarında tamamen hareket zorluğunu arttırıcı hareketler. Başta çok rahatsız edici gelir. Ama ben çok seviyordum gerçekten. Çok keyif alıyordum. Onun haricinde ama buna karşı yapabileceğim bir manevra yok. Bununla ilgili zaten dünyada çok fazla çalışma da yok. Açıkçası bakarsan. Sağlığının yerinde olması lazım. Böyle pıhtı atması ihtimali gibi olanlar, durumlar olmaması lazım. Peki abi, o G'ye maruz kalmamak için uçuş sırasında herhangi bir özel kıyafetiniz falan var mı? Tabii, biraz önce bahsettim. G suite dediğimiz bir şey var. Onu bütün bacaklarımızı, belimizi, karnımızı sarıyor. Ama en fazla 1G'ye kadar toleransınızı arttırır. Daha fazla çok bir etkisi yok. Onun da çok sıkı olması lazım. Böyle gevşek bir şekilde bağlayıp çıkarsan onun da bir faydası yok. Canını acıtması lazım. Geçelim yani mi sivil havacılığa? Şöyle abi, istersen YouTube'dan bir soru alalım. Alalım. Orada hangisini güzel sorular vardı. Sen seç hangisi abi. Alalım hemen. Şurada ne demiş bakayım. 10G'ye kadar yolunuz vardı gibi sanki komutanım demiş. Ve sağ olsun. Evet, komutan değilim artık. 10G zor ya. 10G insan değil yani. Evet. Benim anlık olarak 9.8 ve -5.4'üm var sadece.
Peki hiç bununla alakalı bir kaza yaşandı mı? C kuvvetinin yüksekliğinden? Yaşandı. Tabii. Yani mutlaka dünyada da yaşanıyor. Yani bu işte loss of unconsciousness, yani G-lock dedikleri, G loss of consciousness dedi. Yani tamamen bilincini yitiriyorsun. Bilincini yitirmen sonucunda uçağı kullanacak senden başka kimse kalmadığı için, tek başına olduğun için iyi şeyler olmuyor tabii ki. Genelde bu tarz kazalar kaza kırım araştırmalarından sonra ortaya çıkabilir. Çok olduğunu düşünmüyorum. Net olarak şudur diyebileceğim bir şey de yok ama bunu tabii ki uçak ilk düştüğünde tespit etmek oldukça zor. Bu ancak araştırmalardan sonra ortaya çıkabilecek bir şey. Pilotaj oluyor adı. Abi benim gözüme bir soru geldi. Daha doğrusu soru değil de nasıl desem bir şans sorusu gibi bir şey. Evet. Hangisi? Evde kullandığınız simülasyon var mıdır? Galiba. Bu mu? Evet. Bulabildin mi? Görüntüyü buldum abi. Onu göstereyim. Tamam. Eksi içi gösterebilsin. Onur, sen mi söylemiştin bir soru var diye? Şey mi, totem sorusu mu acaba? Neyse, geliriz tekrar. O zaman rengimizi belli edelim. Boeing'i seviyoruz arkadaşlar. Aynen. Ama Airbus'un da yeri ayrı. Evet, F-16'dan sonra Airbus serisinin oryantasyon konusunda zorlandınız mı? Arkadaşlar geçen de söyledim, yani yine tekrarlayayım. İkisi çok farklı meslekler. Yani jet pilotluğu, hava kuvvetlerinde jet pilotluğuyla hava yollarındaki pilotluk sadece adı pilotluk. Yani adı pilotluk, o kadar. Aynı olan iki tane şey var. Bir isim, ikincisi de iniş. O kadar. Yani son 50 feet, son 100 feet, tamam mı, inerken bir de adının pilotluk olması. Onun haricinde yakından uzaktan çok bir alakalı olduğunu ben düşünmüyorum. Tabii ki edindiğiniz tecrübe, havacılık nosyonu, silahlı kuvvetlerden getirdiğiniz, yaşadıklarınız, uçağı hissetme sonsuz. Onları tabii ki işin içine katmıyor ama meslek olarak, yapılanlar olarak ikisi farklı konseptlerde devam ediyor. Bunu da şöyle açıklamıştık. Daha önce söylemiştim, bir röportajda da denk gelmişti. Bir tanesi kravat, gömlek ve pantolon giyiyor. Neden? Çünkü içeride manager olarak, beyaz yakalı ya, bir karar vermesi gerekiyor. İşi, adamın işi karar vermek. Bir şey yapılacak ve ona karar vermesi gerekiyor. Kimle karar veriyor? Yönetim kurulu topluyor. Yönetim kurulu kim? Kabin amiri, diğer pilot arkadaş, sen. Hep beraber toplantı yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz? Onu izliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir management. CRM dedikleri işte crew resource management. Herkesin işin içinde ve halka dolduğu bir durum. Öbüründe ne yapıyorsunuz? Öbüründe tulum giyiyorsunuz. Neden tulum giyiyorsunuz? Çünkü oldukça yıpratıcı, nasıl söyleyeyim, dinamiklik isteyen yorucu bir iş yapıyorsunuz. Çok hızlı karar vermeniz gerekiyor. Çok ani hareket etmeniz gerekiyor. İşiniz sadece uçağı uçurmak değil. Hava yollarında işiniz sadece uçağı uçurmak. Belki hava kuvvetlerinde yaptığınız görevlerde işin en son işiniz uçağı uçurmak. Öyle düşünün yani. Dolayısıyla tulum gibi rahat bir şey giyiyorsun ki içeride rahat hareket edebilirsin. Ben bunu böyle söylüyorum. Tabii ki gerçek sebebi bu değil de. Dolayısıyla o şekilde bakabilirsiniz olaya. Evet, buradan var mı? Evet, bu arada benim yayınım bir koptu. Geldi şu anda. Gördüm. Bir gittin geldin. Sen de bir numara yaptın arada. Evet, bir numara yaptım abi. Evet, dinliyoruz seni. O sırada ben de bir soru soracaktım. Burada YouTube'da bir arkadaşımız soru sormuş. Enes arkadaşımız. Evet. Uçuşlara gitmeden önce bir totemin var mı abi, şans getirsin diye? Yok. Şans yok. Yok. Bu işte şans yok. Bunda şans yok. Totem, yani hangisi, eğer Solotürk'te falan soruyorsam, uçuşa gitmeden önce totem yerine oturup hayali uçuş yapıyorum. Kafamda bütün gösteri uçuyorum.
Her seferinde. Mutlaka. Genel. Sibir Hava Yolları'nda soruyorsan da gitmeden önce nereye gideceksem, ertesi gün gideceksem uzun hava raporunun, TAP dediğimiz işte uzun hava raporlarından ertesi gün havasına bakıyorum. O meydanla ilgili bir sıkıntı var mı ona bakıyorum. Bu işte totem yok. Bunda şans yok. Bir de düzeltme yapayım abi. Mete arkadaşımız ismi. Tamam Mete. Mete aldık seni. Tamam. Şu an internetten dolayı. Evet, şimdi biraz şeyden bahsedeyim isterseniz. Arkadaşlar fırsatı varmışken, eğer sorular bu arada gelirken lakabım yoktu bu arada. Hızlıca devam ediyorum. Eskişehir'den bir arkadaşımız ilk defa bir pilot dinliyormuş. Çok mutlu oldum. Ben olmasına daha da mutlu oldum. Eskişehir'de gösteriyi seyretmediğinizi çok alınırım yalnız. Efsaneydi bence. En sevdiğim gösterilerden biriydi çünkü. Evet, şimdi gelelim. Merak ediyorsunuzdur mutlaka. Onur, siz bana daha önce söylemiştiniz diye söylüyorum. Evet. Havayolu pilotluğu işte ne, yani demiştin ya arkadaşlar, tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar, dediğim gibi bu işi yapamayacak olan, yani bunu bir hayat tarzı haline getirmeyecek arkadaş, bu işe yol koyup emeğini, zamanını, günlerini, enerjisini harcamaması lazım. İyi taraflarını hepiniz biliyorsunuz. Yani şu anda bu yaşadığımızda çok iyi taraf olduğu söylemez ama. İyi taraflarını kısaca özetlemek gerekirse, evet, keyifli bir şey. Uçmak çok güzel bir şey. Gerçekten hava yolundan bahsediyorum. Sadece o kısımdan bahsediyorum. Uçmak çok güzel. Çok değişik bir iş. Böyle 8-5 masa başında evet oturmuyorsun. Değişik bir hayatın oluyor. Keyifli bir hayatın oluyor. Maddi olarak çok büyük sıkıntı çekmiyorsun. O anlamda çok büyük kriz yaşamıyorsun. Elinde çok ciddi bir yüzüğün oluyor. Tabii bilezik diyorlar değil mi ona? Bilezikliğin oluyor. Dünyanın her yerinde kullanabileceğin. Bu da çok keyifli. Ama bunun yanında tabii ki dikenleriyle geliyor, biliyorsunuz. Bir, istediği an uyuyamayan birisi varsa, yani ben uyku düzenimi ayarlayamıyorum. İşte ne bileyim, ben şunu yapabiliyorum mesela. Yarın sabah erken mi kalkacağım? Yarın sabah erken özür dilerim. Ertesi gün, yarın gece uçuşum mu var? Farz edelim, yarın gece uçuşum var benim pazar akşamı. Ben bu akşam saat 2'de yatıyorum veya 1'de yatıyorum. Yarın sabah 7'de kalkıyorum. Tamam mı? Ondan sonra akşamüstü uykum gelmesini sağlıyorum. Akşamüstü uykum geliyor. Akşam 5.30-6'da yatıyorum. Uyanıp direkt uçuşa gidiyorum gece 12'de. Mesela bunu böyle ayarlayamayacak birisi varsa bu yola girmesin. Çok mutsuz olur. Çok mutsuz olur. Bir. Ve çok yıpranır. İkincisi, benim dillerle aram değil ya, ben İngilizce falan hiç uğraşamam o işlerde diyorsa baştan bıraksın. Üç. Ben hayatımda istediğim günleri istediğim gibi ayarlamalıyım. Düzenli bir hobi istiyorum. O düzenli hobide de grup hobisi olması gerekiyor. Ne olabilir bilmiyorum. Yani aklınıza bir örnek. Aikido. Ben Aikido yapmak istiyorum ve gruba girip ciddi anlamda ders almak istiyorum diyorsanız, örnek olarak söylüyorum, öyle bir şansınız yok. Neden yok? Sadece bireysel olarak Aikido dersi alabilirsiniz. Çünkü bir grupla o günü, o zamanı ayarlama şansınız yok arkadaşlar. Yani her zaman ben şöyle bir söz veremiyorsunuz Aikido hocanıza. Salı perşembe 6-8 gelirim. Bunun haricinde aile anlamında evet, aileye ayıracağınız zaman çok var. Ama sizin istediğiniz zamanlarda değil. Bu çok kilit bir cümle. Yani şimdi mesela normal çalışan bir insan çocuğuna, eşine, annesine, babasına ne zaman ayırıyor? Cumartesi pazarları onlara ayırıyor. Doğru mu? Evet. Haftada kaç günü var? 2 günü var. Benim haftada 4 günüm var diyelim o hafta. Olmuyor da 3 günüm var benim o haftada. Ama cumartesi pazar değil. Dolayısıyla benim zamanım var ama onlarla geçirebilecek bir zamanım yok. Bu her zaman mı böyle? Hayır. Ben size en kötü senaryoyu çiziyorum. Dolayısıyla yaz tatili. Yaz tatilini öyle istediğiniz zaman da çıkamazsınız. Tamam. Yaz tatilini neden istediğiniz zaman da çıkamazsınız? Çünkü siz yaz tatilinde çalışması gereken bir meslek grubusunuz. En çok yoğun bir şekilde. Yani bunda şirketler şöyle kötü böyle kötü demiyorum. Bu işin doğasında bu var. Yani bunun aksi düşünülemez. Dolayısıyla bayramlar, özel günler, bunları çok 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 önceden planlarsanız 1-1,5 ay önce evet tabii ki o özel günü alabilirsiniz. Ama her ay bir özel günse her ay o güzel günü alamayabilirsiniz. Onun haricinde saatlerce uçmak baştan çok keyifli gelir ama time zone dediğimiz işte bu jet lag'leri değiştirmek. Dediğim gibi uyku ve dinlenmeyle ilgili problemi olan arkadaşların bu tarz maceralara girmemesi lazım. Onun haricinde her şey güzel, keyifli.
insan ilişkileri iyi olmayan, grup çalışması ve takım çalışması yapamayanların bu işe girmemesi lazım. Bu işe asla girmemesi lazım. Zaten başaramaz. Yani mutlaka bir yerde takılır. Mutlaka bir yerde takılır. Dolayısıyla takım adamı olmanız lazım. Çok iyi bir dinleyici ve gerektiği kadar konuşan birisi olmanız lazım. Net, öz ve kararlı konuşmanız lazım. Çok konuştum. Biraz sorulara bakalım. Evet. Hepiniz sus pus oturuyorsunuz diyor. Bak size laf atıyorlar. Beyza Hanım size laf atmış. Öyle değil. Biz aramızda konuştuk onlarla. Beyza Hanım daha önce anlaştık. Size müsaade etmek için öyle yapıyorlar. Olur mu? Onların 1000 tane sorusu var. İngilizce gerekli mi demiş birisi. Evet. Ben bu arkadaşı tanıyorum galiba. Evet. İngilizce gerekli Can Bey. Çok gerekli. Onların içinde pandemi öncesinde ayda kaç saat uçuyordunuz? Güzel bir soru. Genelde 80 saat civarı uçuyordum. Ama önemli olan kaç saat uçtunuz değil, o saati nasıl uçtunuz? Yani 3 tane Londra git gel yaparsanız zaten 30 saat eder arkadaşlar. 25 saat eder. Ama her zaman öyle uçmuyorsunuz. 3 tane Ankara git gel yaparsan da 6 saat eder. Dolayısıyla saati nasıl uçtuğun çok önemli. Ama bunda genelde adil davranmaya çalışıyor tabii mevcut havayolları. Başka? Sizden alayım. Hep ben konuşuyorum. Kübra arkadaşımızın bir sorusu olacaktı abi. Biraz garip bir soru olabilir ama cidden merak ediyorum bunu. Evet. Sivil uçaktayken hiç akrobasi hareketleri yapmayı düşündünüz mü? Hiç aklınızdan geçti mi böyle bir yavaş tona yapayım falan gibisinden? Şöyle arkadaşlar. Bir saniyenizi müsaade edeceğim. Canlı yayında bazen. Evet. Malum. Ufak canlı yayın kazaları. Şimdi şöyle onu Erin Bey'in simülatöründe zaten yapmıştık Boeing 737 ile. Erin Bey'in simülatöründe Boeing 737 ile yaptığımızda zaten neler olduğunu gördüğümüz için ondan sonrası da çok fazla yeltenmedik tabii ki. Öyle bir şey de olamaz. Söz konusu bir kübra. Öyle bir şey düşünmedim. Dediğim gibi bu tamamen farklı bir meslek. Önceden yaşadığınız şeyleri orada bırakmak lazım. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Başka var mı? Buradan bakalım. Yurt dışında sevdiğiniz akrotim. Fretcher Tricolor'u seviyorum. Çok güzel gösteri yapıyorlar bence. Türk yıldızları kadar iyi değil tabii ki ama. Onun haricinde Hırvatların pervaneli bir takımı vardı. Hırvatların pervaneli takımını da çok seviyorum. Başka? Onun haricinde bir saniye. Onun haricinde başka var mısın merak ettiğiniz bir şey? Abi Eda arkadaşımızın da soruları vardı. Evet dinliyoruz. Ben aslında şimdi konuyla alakalı sorayım bu sizin iş hayatınızla evet. Alakalı. Şu anki iş hayatınızda olmayı mı daha çok seviyorsunuz? Yoksa daha önceki Solotürk'teki zamanlarınızı özlüyor musunuz? Orası daha mı iyiydi? Çok çok güzel soru Eda. Çok kritik bir soru. İkisinin de kendine göre, ben de dürüst cevap vereceğim sana. İkisinin de kendine göre çok güzel avantajları var. Bir tanesi manevi tatmin olarak, işten manevi tatmin olarak tabii ki sivil aracılık ve Solotürk'ü karşılaştırmak komik olur. Takdir edersin. Tabii. İş ve kişisel tatmin olarak evet Solotürk'ü tercih ediyorum. Tabii ki bunun aksini söyleyebilecek birisinin de çıkacağını düşünmüyorum zaten. Ama onun haricinde hayatta geri kalan şeyler için yani da ailenin daha içinde olmak için, fiziki anlamda daha az yıpratıcı olması için, onun haricinde istediklerini yapmak için biraz daha boş zaman yaratmakta daha fazla imkan olduğu için, çocuğunun büyüdüğünü daha efektif görebilmek için diyeyim, burada olmayı tercih ediyorum. Ama bu işin de gerçekten özellikle böyle gidip bir yerde yatı yaptığınızda, yatı diyoruz ya biz o zaman, layover diyorlar İngilizcesi. Kaldığınız zaman, değişik yerler gördüğünüz zaman, ne kadar daha önce görmüş olsanız da bir daha dolaştığınız zaman gerçekten çok çok keyifli yönleri var. Uçağın kendine göre özel büyük konforları var. Bu da pilot olmanın ayrı bir boyutu, ayrı bir eğlencesi. Ama
manevi tatmin olarak eğer sorun oysa yani herhalde tereddüte gerek yok diye düşünüyorum. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Burada Sedan sormak istiyorum. Sor. İzniniz varsa. Tatillerden bahsettiniz. Aslında özel sektörde en çok tatili olan meslek kabin memurluğu ve pilotluk olarak değerlendiriliyor. Doğru mu? Değil. Kim nasıl değerlendiriyormuş bunu? Yani şöyle, bizim de ailede olan çalışanlarımız var hani Türk Hava Yolları'nda. Mesela ayın 15 günü veya 16 günü çalışıyorlar. Geri kısmını yatıyorlar belki hani işte uçma saatlerinden kaynaklı. Ama nasıl yatıyorlar tabii ki? Şimdi onları boş gün olarak, şimdi bize zorunlu, şimdi yıllık izin farklı, tatil farklı, boş gün farklı bir kavram. Tamam mı? Şimdi boş günler sana ayda 7-8 tane verilmesi gereken zorunlu boş günler var. Onları şöyle düşünebilirsin. Normal bir insanın, biraz önce söyledim ya, cumartesi pazarları olarak değerlendirebilirsin o boş günleri. Minimum 8 gün vermek durumunda. Evet, bu bazen artabiliyor ama o artmasının değişik sebepleri oluyor. Nasıl? Mesela buradan kalkıyor bir Los Angeles yapıp geliyor. Tamam mı? Zaten kendine gelmesi 4 gün sürüyor yani. İnsan moduna girmesi. Onun haricinde evet, normal çalışan, biraz önce söyledim ya, normal çalışan bir insana göre iki günden, ya yani haftalık iki günden daha fazla zamanın var. Ama bu zaman genelde yalnız geçirebileceğin zamanlar oluyor. Yani bu yalnız bekar bir adam için belki çok problem olmayabilir ki, bence ona bile problem. Sonuçta bir insanın sosyalleşip muhabbet edebilmesi için, yani sosyal bir varlık olabilmesi için iletişimde bulunması lazım. Yani bunun da iki seçeneği var. Ya hafta sonlarına normal insanların çıktığı saatlerde senin de çıkıp bir şeyler yapabilmen lazım. Ya da bütün arkadaş çevrenin hava yollarından olması lazım. Beraber boş gün ayarlamaya çalışmanız lazım. Yani biraz önce dediğim gibi, evet, zaman daha çok. Ama ne kadar efektif kullanabildiğin tartışılır. Yıllık izin kısmına gelince, yıllık izinde normal mevzuata göre özel sektörde çalışan bir kişi kadar yıllık iznim var. O da yıllar arttıkça çalışan şirkette, o da artıyor. Onda ekstra bir şey yok yani. Sıkıntı şu, kendi izni seçme şansın normal bir şirkete göre çok daha düşük. Çünkü sen zaten yıllık izin yapılabilecek tarihlerde çalışan bir insan grubusun yani. Doğru. Daha gitti, dondu Eda. Evet. Teşekkür ederim. Bakalım ne demek. Çok güzel bir soru mesela. Uzun uçuşlarda, hakikaten çok güzel soru. Uzun uçuşlarda en route zamanı nasıl geçiriyorsunuz? Süper bir soru. Şimdi arkadaşlar, birçok hava yoluna göre öyle en route zamanda işte zannediyorlar ki buradan kalkıyorsun İstanbul'dan. Londra'ya kadar gidiyorsun, 4 saat açıyorsun iPad Pro'nu. Açıyorsun Netflix'ten bir film, seyrediyorsun. Öyle bir dünya yok. Tamam mı? Bu birinci. İkinci opsiyon. Açıyorsun gazeteni şakır şakır. Öyle bir şey yok. Tamam. Müziğini takıyorsun, tıngır tıngır dinleyip kitabını okuyorsun. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar, önünüze bakıyorsunuz. Her yarım saatte bir yakıt kontrolü, nerede olduğunuzun kontrolü, haritaların kontrolü, uçak sistemlerin kontrolü, kaçak var mı, her şey normal mi, onlara bakıp kısa briefingler yapıyorsunuz yanınızdakiyle. Sonra önünüze bakmaya devam ediyorsunuz. Sonra tekrar yarım saat sonra bunları yapıyorsunuz. Sonra önünüze bakmaya devam ediyorsunuz. Yapabileceğiniz en ekstra şey uçakla ilgili, uçağın iPad değil onlar da, uçağın sistemleri var. Oradan açıp uçakla ilgili bir şeyler okuyabilirsiniz. Ama bunu da yanınızdakine söyleyip dikkatinin yoğun bir şekilde uçakta olduğunu görüp ondan sonra ancak kısmen gerçekleştirebilirsiniz. Yani öyle işte arkadaki oturan bizimseki gibi açayım filmi seyrede öyle bir dünya yok arkadaşlar. İşin açıkçası en sıkıntılı yanlarından bir tanesi bu. Oldukça böyle brainstorm yapmak için çok fazla zamanınız oluyor. Hep düşünüyorsun böyle. Başka? Evet abi. Başka YouTube'dan alalım abi istersen. Tamam. Mehmet abinin sorusu vardı galiba. Alalım Mehmet'i. Sonra yavaş yavaş da sonlandıralım, olur mu? Olur abi. Tamam. Evet Mehmet. Evet. Türk Hava Yolları'nda Airbus kullanırken daha önce Hatay'a uçtunuz mu? Geldiniz mi? Çok geldim. Kaç kere aradım seni, hiç açmadı telefonu. Hatay'a geldim, çok geldim. Hatta yani öyle kalmalı olarak bir iki kere geldim.
Hatta seninle konuştuk Mehmet, hatırlarsan. Bir iki kere geldim. Evet. Atay'ı çok seviyoruz arkadaşlar. Atay'ı ben çok seviyorum yani. Hatta güzel bir anımız var. Bir akşam geldik, böyle beni evden çağırdılar bir uçuşa. Planlı bir uçuş değil. Charter dediğimiz işte belli bir grubun uçak kiralayıp uçtuğu uçak. Bir yabancı kaptanımız da geldik. O böyle çok dışarı çıkmayı sevmiyordu. Biz otele girdik. Cuma akşamıydı, saat 6 gibi. Hatay'a gelmişken Pegasus'tan da benim devre arkadaşım var. Onlar da aynı anda otele girdiler. Çok güzel bir ekip oldu. Bir akşam yemek yemeye çıkalım dedik. Sizin cuma akşamı saat 7.30-8'de çıkıp yiyecek bir yer bulmak. Yani herhalde bir saate yakın restoran aradık desem yeridir ya. Oturup bir yer dedik, bir şeyler yiyelim. Her yer full. Seviyorsunuz yemeği. Ya evet, biraz gezmeyi seviyoruz abi. Gezmeyi, yemeği. Peki Türkiye'deki abi... Pardon, şunu alayım bir. Türkiye'deki tamam. Uçlarda inişte en çok nerede zorlanıyorsunuz? Hiçbir yerde. Benim bir sorum olacaktı abi. Malum bir salgın hastalık var dünya genelinde ve havacılık sektörünü de etkiledi. Senin fikirlerin neler bu konuda? Yani nasıl önlemler alınsa iyi olabilir ya da nasıl bir şey izler? Yani seyir izleyecek bundan sonra. Bir fikrin var mı? Önerilerin var mı? Onur, çok dürüst olacağım gerçekten. Hakikaten bir öngörüm, düşüncem yok. Yani şu an zaten bir planlama olsaydı net bir şekilde, bunu en başta bilet alanlar olmak üzere, biz olmak üzere mutlaka duyardık diye düşünüyorum. Yani zaten mevcut, yani hükümetin devamlı bu konuda biliyorsunuz seri olarak açıklamaları var. Gerek Cumhurbaşkanı olsun, gerek bakanlar olsun. İlker Bey de aynı şekilde. İlker Ayci Bey de birçok açıklama yapıyor. Türk Hava Yolları cephesinden söyleyeyim ama inan herkes bence şu anda ortam o kadar kaygan ve dinamik ki yarın ne olacağı belli değil, rakamlar vesaire Sağlık Bakanı'nın açıkladı. Dolayısıyla ben çok şu anda bir şey öngörülebildiğini düşünmüyorum. Yani şunlar olacak, evet şu gün bunu planlıyoruz diye bir şey, evet mutlaka bir taslak vardır. Ama bunun çok anlık olarak o anki mevcut duruma göre değişebileceğini herkes çok iyi biliyor. Hasta sayısı vesaire işte takip ettiğimiz, artık anlatmama gerek yok. O yüzden de süper net bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bize bildirilen bir şey yok. Bize bildirilen bir takvim, yani bana bildirilen en azından bir takvim yok. İşte biz şu anda dinamik bir program, aylık programlar yayınlanıyor hava yollarında. Dinamik program yayınlanıyor bize. Her an değişebilecek şekilde, yani arayıp yarını değiştirebilirler. Şu andaki durum da bu olmak zorunda. Başka bir şansları yok zaten. Bu ne kadar devam eder? Nasıl önlemler alınmalı? Zaten gereken, ben her türlü önlemin alındığını düşünüyorum. İnsanlar başta bence kendi önlemlerini almaları lazım. Zaten herkes kendi önlemini alsa etraftaki otorite uygulayıcı makamlarının hiçbir önlem almasına gerek kalmayacak. Yani düşünsene, herkes kendini koruyor olsa zaten bu durumda olmayacak. Örnek, çok wow hayran olduğum için falan söylemiyorum. Örnek olarak söylüyorum. Almanya'da neredeyse bildiğim kadarıyla okulları açıyorlar. Neden? Biraz daha bilinçli diyelim. Yani eğitim seviyesi artık, bunu yani göz ardı etmek mümkün değil. Eğitim seviyesi çok daha yüksek olunca, dolayısıyla insanlar kendi önlemlerini alınca ortada konu kalmıyor. İnşallah herkes daha bilinçli olur. İşte özellikle ben her gün takip etmeye çalışıyorum. Sağlık Bakanımıza çıkıp açıklama yapıyor. Birazcık söylediklerini dinleseler zaten işte şu an mevcut bulunduğumuz sokağa çıkma yasağına bile gerek kalmayacak. Biraz dinleseler can kulağıyla. Evde kalmamıza gerek kalmayacak da inşallah yavaş yavaş olacak diye düşünüyorum. İnşallah abi. Arkadaşlarımız arasında sorusu olan var mı? Ben var bir şey sorabilir miyim? Son. Sağ ol. Evet. Başta sormuşlar mıydı hatırlamıyorum ama şey, sağlıkla alakalı. Bu lazer ile gözlerini çizdiren arkadaşlarımız oluyor bazen. Onlar pilotluğa başvurduğunda bu soruyu... Verdim ya. Cevap verdim buna. Sağlık Bakanlığı'ndan bakabilirsin. Yani bununla alakalı şey okuyabilirsiniz, evet, demiştiniz en de. En güzel çözüm o. Bununla alakalı bir şey belirtmemişler. O yüzden sordum. Lazer ile ilgili. Evet. Yani gözlük kullanımı falan yazıyor. Milli Savunma Üniversitesi için mi soruyorsun? Milli Savunma Üniversitesi için mi soruyorsun? Yok, normal. Sivil için soruyorum. Sivil için bildiğim kadarıyla lazerle çizilmenin hiçbir sakıncası yok. Bak, sivil için sivil için çok kolay. Nasıl çok kolay? Biraz önce de söyledim. Havacılık muayenesi yapan hastaneler var ya, inşallah herkes duyuyordur veya iletin lütfen. Sivil için çok kolay. Sivilce pilotaj muayenesine girmek, evet, ücretli bir şey. Tamam mı?
Ama %100 emin olmak istiyor. Sonuçta bu yola girdiğinizde eğer özel okullara falan gidecekseniz zaten ciddi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Akademiye falan girecekseniz durum farklı. Ama ben bu yola baş koymadan önce benim tereddütlerim var ve bunu tamamen kafamda temizlemek istiyorum diyorsanız havacılık muayenesi için gideceksiniz hastaneye. Ben arkadaşım klas 1 muayenesi olmak istiyorum. Beni klas 1 muayene. Bunun için herhangi bir sertifika falan göstermeniz gerekmiyor. Sokaktan geçen herkes klas 1 muayenesi istiyorum diyebilir. Tamam mı? Ha, bu kadar ciddi bir ücret ödemeyeyim diyorsanız da neyle ilgili şüpheniz varsa, tamam mı? Her hastanedeki mesela göz diyelim dedi ya biraz önce lazerle çizdirme. Havacılık muayenesi yapan bir tane hastane bulun. O havacılık muayenesi yapan hastanenin her doktoru havacılık doktoru değil. Tamam mı? O havacılık muayenesi yapan hastanenin göz muayenesini yapan havacılık doktorunu bulun. Tamam mı? Onu gidip havacılık resepsiyonları var bu hastanelerin. Gidip diyeceksiniz ki iyi günler. Siz de havacılık klas 1 muayenesi için göz muayenesini hangi doktorumuz yapıyor? Tamam mı? O doktordan randevu alın. Normal poliklinik randevusu gibi. Tamam mı? Sadece ondan gideceksiniz ya. Merhaba, benim bir şikayetim yok. Sadece ben havacılık muayenesine girmeyi düşünüyorum. Beni o gözle muayene eder misiniz? Bu kadar. Teşekkürler. Tamam. Veya herhangi bir branştan. Fark etmez. Başka branşla ilgili. Terim. Ben en net cevabı böyle alacağınız için. Sonra da ikileme düşmemek için klas 1 muayenesi alacağınız zaman aynı hastaneye gitmenizi tavsiye ediyorum. Aynı tamam. Doktora görünmek için. Tamam mı? Anladınız mı demek istediğimi? Evet. Bakalım. Şuradan bakalım. Sonra başka yoksa bitirebiliriz. Şimdi Havarbuk, yani Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili burada çok soru var. Ama arkadaşlar şu anda onların cevabı ben değilim. Dediğim gibi çok fazla değişken var. En güzeli internet sitesinden bulabilirsiniz. Eşiniz, dostunuz varsa şu anda okuyan onlara yönelebilirsiniz. Mehmet'le temas edin. Mehmet sizi ilgili kişilere ulaştırsın. Oradaki okuyan öğrencilere veya yeni bitirmişlere. Değil mi Mehmet? Değil mi? Ulaştırırız. Evet abi. Tamam. Tabii ki. Ondan sonra onlardan alabilirsiniz. Onlarca onunla ilgili net söyleyebileceğim bir şey üzülerek söylüyorum yok. O zaman bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Kübra arkadaşımızın da bir sorusu vardı galiba abi. Onu da alalım. Kübra sor. Son. Benim sorum sizi araştırırken aklımda oluşan bir soru. Havacılık dışında aslında. Okuduğumda yanlış görmediysem ailenizde bir isim geleneği varmış. Sedat ismini babanızdan ve yalın ismini de oğlunuza vermişsiniz. Bu gelenek ne zamandan beri geliyor? Çok hoşuma gitti ve çok dikkatimi çekti. Vallahi babamda yokmuş. Ben de başladı. Babam bana koymuş ismini. Ben de Bartu'ya koydum. Şu an gösteririm size halini ama perişanlık görmememiz lazım bu halde. Yani. Saçları falan uzadı. Buradan bağlamak zorunda kaldım. Evet. Ben de ona koydum ama güzel olduğunu düşünüyorum ben ya. Neden olsun? İki isim. Sadece şu anda şöyle bir sıkıntımız var. Okulda herkes ona yalın diyor. Böyle bir sıkıntı var, onu değiştiremiyoruz. Öğretmenleri de yalın olarak tanıyor. Bakalım nereye kadar gidecek bilmiyorum. Güzel. Ben iki ismi hep sevdim. Hayatımda yani öyle şikayet edenler de var. Ben çok sevdim. Kötü bir yanını görmedim şimdiye kadar. Teşekkür ederim. Ne demek? Evet. Başka sorusu olan var mı, var mı arkadaşlar? Benim var. Ya Mehmet sor. Şey soracaktım. Askeri ve sivil hava trafikte, hani daha doğrusu uçak trafiğinde askeri uçaklarla sivil yolcu uçakları aynı çartı mı kullanıyor? Hani hava da hani bacaklar falan oluyor şey hava evet, trafiği. Güzel. Güzel soru. Onu jet uçaklarında sormak istedim. Tamam, süper soru. Jet uçaklarında Takan denen bir sistem var ve ILS sistemleri var artık F-16'larda. ILS varsa ILS'i kullanıyorlar tabii ki. Onun haricinde nakliye uçakları, hava kuvvetlerindeki zaten hava yollarındaki uçakların neredeyse bütün sistemlerine sahip. Hatta belki A400'ler dahilene bile sahip olabilir. Dolayısıyla onlar aynı şartları kullanıyorlar. Bunların bir askeri yayınları var. Askeri yayın olanları var. Onları kullanıyorlar. Bir de işte Jeppesen vesaire gibi firmaların yaptıkları var. Onları kullanıyorlar. Ama genelde kullanılan şey aynı. Herhangi bir
farklılık yok. Zaten saçma olur yani. Bunun askeri sivil yok. Cessna da gelip oraya alet alçalması yapıyor sonuçta. Sen de yapıyorsun. Ne bileyim işte B1B gelse o da gelip alet alçalması yapacak. Hepsinin kategorileri var. Onlara göre devam ediyor. Burada bir heyecanlı arkadaşımız var. Abi bu arada seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliğinden bir öğretim görevlisi hocamızın, Murat hocamızın bir sorusu var. Dinliyorum. Elon Musk... Şu Elon Musk sorusu mu? Evet, evet. Evet, Murat hocama sevgilerimi iletiyorum ama ben Elon Musk'ın en son düşüncesi, Starlink'i gönderirken en son düşüncesinin uçaklarda Wi-Fi olduğunu düşünüyorum yani. Hiç zannetmiyorum onun için gönderdiğini. Eğer onun için gönderiyorsa çok ciddi bir maliyet yani. Artı uçaklarda Wi-Fi var zaten. Aynen, son bu Boeing 777'lerde değil mi var? Türk Hava Yolları Avrupa uçuşlarında falan da başladı. Ama business'a veriyor arkadaşlar. Takdir edersiniz. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ne olsa oluyor. Parayı veren düdüğü çalar. Çalıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz keyifli abi. Keyifli oldu. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Bu arada abi son bir şeyim var. Yorumlardan genelde herkes bir 10 saniyelik anons istemiş. Yok. Kapanışı dilersen. Anons yok. Bu arada Kübra bak seni şimdi görünce aklıma geldi tekrar. Kadın pilot sorusuna şey seyretmedim. Türk Hava Yolları'ndan akım yaptı kadın pilotumuz. Don't Rush akımı yaptılar yani. Hayır görmedim. Bak. YouTube'a gir Türk Hava Yolları Don't Rush yaz. Kadın pilotlarımız yeni bir akım yaptılar. Seyret bak onu. Çok eğlenceli keyifli yaptılar. Ben de öyle bir hayat yaşamak istiyorum. Kesinlikle izleyeceğim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Herkese çok sevgileri bileceğiz. İyi akşamlar dileriz abi. Sizin için teşekkür ederiz. Arkadaşlar siz kıymetli ekran başında bizleri izleyen değerli konuklarımız, sizler de yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle diliyor. İyi akşamlar diliyorum.